kaldıracağız. Yiyecek koymayacağız. O da nereden çıktı acaba Deha'ya? Yapboş. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Deha Doruk, hazır mısın? Evet. Ne kadar? Çok. Peki. Farklı bir şey bekliyorum. Bence sen bunun farkında değilsin. Gelsin mi? Evet. Gözler kapansın mı? Evet. Kapat gözlerini. Kapat, 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 kapat. Çok güzel bir şey. Tarararam. Deha Doruk, gözünü açabilirsin. Harika canlılar ve ilginç yaşam öyküleri. Hem de çıkartma hediyeliymiş Deha Doruk. Ya? Anne. Efendim anneciğim? Annesi. Evet, zaten iki çeşidi varmış. Birini almış baban senin için, bak. Anne. Evet. Peki. Çok merak ediyorum, acaba içinde neler var. Anne, Deha Doruk... çıkartma yok. Deha Doruk, birlikte okuyarak gidelim ama, tamam mı anneciğim? Hiç atlamadan gitmeye çalışalım, olur mu anneciğim? Hı. Tamam. Peki. Baba. Çıkartmalıymış. İlk önce şöyle kitabı bir bakalım. Tamam mı oğlum? Ne diyor? Çıkartma hediyesi varmış. Evet, iki çeşitten oluşuyormuş aslında, değil mi oğlum? Hazır mısın? Evet. Burada hangi canlılar var? Şu anda kapakta gördüklerini tanıyabiliyor musun Deha Doruk? Zürafa. Başka? Papağan. Öbürü? Öğrenelim mi artık? Hadi aç bakalım, başlayalım. Aç anneciğim. Ama okuyarak gidiyoruz. Evet, bir daha aç anneciğim. Evet, işte bu. Bak şu an. Evet, birazdan kitabın orta kısmında çıkartmalarımız var. Oradaki çıkartmalardan bu yüzleri, bak şu anda soluk olan görünen yerleri bulup yerlerini yapıştırmanı istiyor senin, tamam mı anneciğim? Ne yapıştıracağım? Bak, hatta şöyle bir göstereyim önden sana ve arkadaşlarına. Bak Deha Doruk, hazır mısın şimdi? Dur biraz, şöyle biraz ileri gidelim. Ben senin için okuyacağım. Evet, bak burada birinci. Bu hayvanın adı neymiş biliyor musun Deha Doruk? Lemurmuş bunun adı. Bak, annesinin sırtından çıkmış, gördün mü? Hı? Şimdi okuyacağım, sen de dinle bakalım. Hey dostum, merhaba, benim adım Kukana. Ben bir lemurum. Pek neşelidir huyum. Lemurmuş adı bu hayvanların. İkide ne yazıyormuş? Şöyle hatta tutalım. Anneciğim, evet, 2. Yaşarım Madagaskar adasına. Bu ada Hint okyanusunda. Eğer mektup göndermek istersen bana, unutma adam Afrika. Deha Doruk, Afrika kıtasında yaşıyorlarmış. 3'te ne yazıyor biliyor musun? Ayrıca biz hep buralıyız. İşte ben de burada doğmuşum. En sevdiğim yiyecekler otlar. Yeşil renklerine vurulmuşum. Ağaçtaki otları çok seviyorlarmış. 5'e 4'e atlamayalım ama 4. Gün içinde zıp zıp zıplıyor. Hop hop hopluyorum. Ağaçlarda yaşamaya, rüzgarın serinliğine bayılıyorum. Şimdi geldik 5'e. Tüylerim ne de renkli. Hele kuyruğuma ne demeli? 2. ayak parmağımın tırnaksız olduğunu sana söyledim mi? Aa, tırnağı yokmuş aslında. Deha Doruk, bunlar nerede yaşıyormuş anneciğim bak? Madagaskar'da yaşıyorlarmış, Afrika'da. 6'da ne yazıyormuş? Bu parmak benim temizlik parmağım. Ön ayaklarım kısa olsa da uzundur arka ayaklarım. Eğer dikkatini çekmediyse söyleyeyim. Gözlerimi tıpkı bir fener gibi açarım. 7. Eğer yolun düşerse Madagaskar'a, beni aramayı sakın unutma. Yerim ağaçlar arasında. El sallıyorum buradan sana. Deha Doruk, şimdi ne yapacağız biliyor musun seninle? Çıkartmaların olduğu sayfayı açalım ve oradan bunları tamamla. Ortadaki sayfayı aç anneciğim. Hızlı hızlı hızlı. Şimdi lemuru bulmanı istiyorum senden. Bak, bir dakika anneciğim. Anne, burada domuz var. O domuz değil, dur, ona da geleceğiz. Burada bak çıkartmalarımız var, tamam mı Deha Doruk? Bu çıkartmalardan uygun olanı bulalım. Deha Doruk, burada hangisi lemur? Bu. O muydu? Elini koy oraya. Elini koy. Koy. Kaybetme sakın. Bak bakayım, o mu? Hayır. Değil. Demek o lemur değil. Bu? Evet, bir bakayım, o mu? Bak dur. Hayır. Biri bu bak. Bunu buldun Deha Doruk sen. Onu yapıştır hadi. Çıkartıp yerine yapıştıralım. Şu mu? Evet o. Nasıl çıkartıyorduk hatırlıyor musun? Nasıl? Sayfanın diğer tarafından şöyle tut. Hayır, sen bu tarafı çevir. Elini altına koy. Şöyle kaldırtır. Bak böyle. Tut. Dikkatlice. Şimdi yerine yapıştır Deha Doruk. İlk sayfaya gel. Hızlı olalım ama daha çok var çünkü. Bu değil. Hızlı olalım. Tanıdıkça birlikte zaten öğreneceksin. Yapıştır. Ama dikkat et. Lütfen. Buraya. Hangisi? Dikkatli bak. Bu mu? Dikkatli ol, tam kareye sığdır. Evet. Aferin sana. Lemur oldu. Şimdi diğerini bul. Diğeri hangisi? Çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Hangisi? Dikkatli bak. Bu. Evet. Lemurun çocuk çocuk hali değil mi Neha Doruk? Ama ne demiştim sana? Sayfanın bir altına gel. Elini koy. Evet, şöyle birazcık kabartır. Şu köşeden. Çakıl. Bak buradan. Evet. Hemen sayfaya gel. Hızlıca. Daha çok hayvanımız var. Bunu. Bak bakalım hangisi? Bu. Anneciğim soluk yerleri yap. Ama tam yerine yapıştır. Tamam, bu defalık kabul ediyorum. Ama bak bakalım tam olarak o soluk yere geldi mi anneciğim? Ama bu soluk yere geldi. Evet, çünkü biraz önce sen acele edeyim derken biraz dikkatsizce davrandın. Bundan sonra daha dikkatli olalım, tamam mı anneciğim? Burada. Bir sonraki hayvana geçelim mi oğlum? Hadi bakalım. Bu ne? Bu neymiş? Bak bakalım. Koala. Koala. Kim var arada? Bir ses duydum uykumun arasında. Ah, ne de güzel bir şaşırttı. Ne gibi? Bir misafirim gelmiş ormanıma. Merhaba, ben Miti. Adım Miti'ymiş Deha Doruk. Neşeli bir koalayım. Üçüncü? Uyumayı çok severim. İzninle bir yüzümü yıkayayım demiş. Deha Doruk, hemen koalaya yapıştıralım. Daha sonra okumaya devam edelim mi? Şunu bulmanı istiyorum ama senden. Dikkatli bak anneciğim. Bu değil. Orta kısma geliyorsun hemen. Anneciğim. Bak bu. Bakalım hangisi? Bu. O mu? Evet. Hemen. Bu değil ki. O koala değil mi? Koala da. Evet, koala arıyoruz biz. Ne yapıyorduk? Bir sonraki sayfaya elini koydum. Bir sonraki sayfa. Bir sonraki sayfa. Evet, bir sonraki sayfayı bul bakalım anneciğim. Burada. Evet, elini koy altta. Koy anneciğim elini oraya. Burada bak şimdi. Şuradan. Evet, oradan. Hayır, ilk önce bir orayı kabarttır. Gel. Almaya çalış orayı. Tutabildin mi? Bak gördün mü anneciğim? Ne kadar kolay oyun. Koala. Hadi bakalım. Dikkatli ol. Evet, dikkatli ol. Tamam. Bunu da tam kabul etmedim. Tamam, doğru oldu ama bakar mısın? Ne kadar eğri oldu. Değil mi Deha Doruk? Evet. Şimdi uzun. Tamam. Şimdi dur bir parça daha okuyalım. Hangisini okuyayım söyle bana. Koalalar nerede yaşıyorlarmış Deha Doruk biliyor musun? Obada. Hint okyanusu ile Büyük okyanus arasında. Tamam, ormanda da yaşadıkları yer Avustralya'ymış. Tamam mı anneciğim? Ama dolmuş yok ki. Dolmuş görmüş şafadan. Tamam, daha onlara gelmedik demek ki. Değil mi oğlum? Daha o çok var. Evet. Hadi bakalım şimdi bu gözleri bul. Hemen o çıkartma kısmını açalım. Bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Hızlı anneciğim, orta kısımda. Daha onlar tek tek geçeceğiz zaten. Bak burada mı acaba? Bak gördün mü? Orta kısmında tam da. Hangisi koala? Bu. Evet. Hemen hadi bakalım öğrettiğim gibi sana. Buldun mu? Bak sana ne dedim biliyor musun? Bir sayfa. Sadece bir sayfa arkasına gitmen gerekiyor demiştim. Hatırladın mı Deha Doruk? Bak bir sayfa. Elini buraya koy. Altına koy birini. Birini altına koy. Tam şu altına getir. Şu kenarına getir. Evet, bak nasıl kolay tutuluyor. Evet. Artık alışman lazım. Bu neydi Deha Doruk? Deha Doruk biz ne aldık? Bizim gözü almamız gerekiyordu. O ne? Bakabilir miyim? Bir göster bize. Yavru koala. Ama burada yavru koala istememiş. Bizden göz istemiş. Yavru koala burada ama. Bunlardan biri olabilir mi acaba Deha Doruk? Yanlışlık yaptık sanki. Ne yapacağız şimdi? Devamında var mı koala? Dur bakayım, kitabın devamına bakalım. Burada olabilir mi acaba? Burada. Evet, dur dikkatli ol, dur. Evet, şimdi dikkatlice. Deha Doruk doğru alanı buldu. Evet, çak oğlum. İşte böyle. Bu defa düzgün yapıştırdın. Evet, bu defa gerçekten düzgün yapıştırdın. Ay. Hemen çevir. Biz gözü olan koalayı arıyormuşuz Deha Doruk. Evet, orta kısma gelelim lütfen. Anneciğim göz olanı arıyoruz. Göz nerede? Koala gözünü bul. Koala gözü ben gördüm. Nerede? Bu mu? Evet. Hadi bakalım. Köşesinden anneciğim almaya çalış. Evet. Hemen yerine gelelim. Dikkat et. Bu işi daha sonra. Çevir. Bu işi daha sonra. Evet. Bir sayfa daha ileri. Koalalar nerede yaşıyormuş Deha Doruk? Avustralya'da mı? Dikkat et, gözlerini güzelce koy ki güzel görsün. Aferin sana. Sıradaki hayvanımız. Evet, birazcık oldu. Neyse, idare edelim. Şimdi diğer sayfa lütfen. Bu. Burada ne varmış Deha Doruk bakalım. Bu bir kuşmuş değil mi Deha Doruk? Ne kuşuymuş? Albatros kuşu. Peki hangi sayfaya geçmek istiyorsun? Sen bilirsin. Devam edelim. Bu tarafları yaptık. Anneciğim bu tarafları yaptık ya, ileri gitmen gerekiyor. Bakalım bu neymiş? Bu tarafları. Tukan. Bu kuşun... Dehanur biz biraz önce papağan demiştik, hatırlıyor musun? Bu kuşun adı aslında Tukan'mış. Aa, budu. Bir dakika. Bir ses duydum sanki. Aha, kulaklarım yanıltmadı beni. İşte biri var orada. Merhaba dostum sana. Benim adım Kiki. Ben bir tukan kuşuyum. Kırmızı tukan kuşu derler bana. Gagamın ucuna baksana. Bu bir kukan kuşuymuş ve nerede yaşıyormuş biliyor musun Deha Doruk? Güney Amerika'da. Hadi bul bakalım. Tukan kuşunu bul. Bu değil. Şu anda orta kısımda. Hayır anneciğim. Bunların hepsi burada ya Deha Doruk. Daha bir şey var. Hangisi? Tukan kuşu. Hangisi? Tukan. Kırmızı gagalı. Bu. Ona mı benziyor acaba? Hayır. Buna mı benziyor? Bu. Evet, lütfen biraz daha dikkatli olalım. Küçük bey. Evet. Hemen gel, devam et. Tukan kuşu ama dikkatlice yapıştır ki güzel olsun anneciğim. Yavaş, sakin ama daha dikkatli. Hiç fena değildi sanki. Aferin çak. Tukan kuşumuz hazır. Şimdi tukan kuşunun diğer gözünü ve gagasını arıyoruz. Çabuk. Diğer sayfada oynayayım. Aha. Dikkatli bak. Tukan kuşunun gözü ve gagası hangisi? Kırmızı gaga. Bu. Hayır. Gaga neresi biliyor musun? Ağız kısımlarında. Bu. Evet. Şimdi oldu anneciğim. Alttanmış. Evet. Biz alttan hemen elini kabartır. Oradan tutmanı kolaylaştıracaktır. Burada mı? Yakalayabildin mi? Aferin benim aslanıma. Çabuk. Daha bir sürü hayvanımız var bizi bekleyen. Dikkatli olalım lütfen. Gagasını ve gözlerini Deha Doruk yerleştiriyor. Bu. Aferin sana. Çak. Aferin aslanım. Aa, burada zürafa varmış. Bakalım. Arkadaşların da görsünler. Evet. Zürafa var burada değil mi oğlum? Evet. Deha Doruk okumamı ister misin? Evet. Zürafa Lile derler adıma. Boynum ne de uzun baksana. Yaşarım Afrika kıtasında. Otlaklar ve akasya ağaçlarının orada. Deha Doruk. Afrika'da yaşıyormuş. Çok uzun boynu varmış. Deha Doruk yandaki şekli gördün mü? Ne yapmışsın? Dil çıkarmış. Nasıl yapmış Deha Doruk? Kocaman dilini çıkarmış değil mi oğlum bize? Tamam. Hadi bakalım bu ilk önce şu zürafanın uzun boynunu bulalım. Bu tarafta kaldı Deha Doruk. Zürafa. Evet. Zürafa nasıldı? Bu. Evet. Benekleri vardı kahverengi. Bu da şu. Bu da böyle. Evet. Dene. Hangi taraftan kolay oluyorsa anneciğim. Evet. Hemen bir sonraki. Bir daha. Evet. Bak sırt kısmı. Boynu ne kadar da uzunmuş değil mi oğlum? Bir daha kaldırıp yapıştırmaya çalışalım mı Deha Doruk? Eğri oldu sanki. Evet. Bu daha iyiydi. Neyse biraz öncekine göre. Şimdi diğer kısım. Dil çıkarmış yüzü olan kısmı bulur musun anneciğim? Bu taraftaydı. Nerede? Zürafamızın yüzü nerede Deha Doruk? Evet. Yuvarlak çerçeve şeklinde değil mi anneciğim? Daire. Evet. Eğlenceli mi Deha Doruk etkinliğimiz? Kesinlikle. Evet anneciğim. Hem bir sürü hayvanlar hakkında bilgi ediniyor Deha Doruk. Hem de etiketlerle eğleniyor. Dikkatli ol. Bak bakayım. Biraz eğri yapıştırdığın için dil burada kaldı. Bu ağzın buraya biraz kayması gerekiyordu değil mi Deha Doruk? Bakın arkadaşlar Deha Doruk biraz zürafamızın kafasını kaydırdı. Biraz komik zürafa oldu bizim zürafamız değil mi Deha Doruk? Devam edelim anneciğim. Sıradaki. Gergedan. Gergedanlar nerede yaşıyormuş Deha Doruk bakalım mı? Gergedan okuyayım. Merhaba ben Yuyu. Bu da yavrum Lolo. Annesinin adı Yuyuymuş, yavrusunun adı Lolo'ymuş Deha Doruk. Bizler birer gergedanız. Ne güzel oldu tanışmamız. Merhaba der misin arkadaşlarına? Merhaba. Bu gergedan ailesi nerede yaşıyormuş biliyor musun Deha Doruk? Afrika'da yaşıyorlarmış. Afrika. Ama evet. Burada da bir şey var. İşte yaşadıkları bölgeyi gösteriyor. Şimdi senden onu bulmasını isteyecek. Deha Doruk ilk önce Lolo kardeşi bulur musun küçük olanı? Burada mı? Evet gergedan. Küçük gergedan Lolo'yu bulmanı istiyorum senden. Burada. Yuyu. Bu. Küçük olanı bulacaksın. Biri küçük, biri büyük. Bak bir tane burada var. Evet galiba küçük olan bu. Şöyle Deha dur ben. Deha dur. Tamam. Hadi anneciğim. Bu da böyle. Çevirelim. Bir daha. Evet. Evet. Lolo. Burada dikkatli ol anneciğim lütfen. Deha dur. O değil sanki. O şu olabilir mi anneciğim? Bir dene bakayım. Yok o da değil. Yanlış. Demek ki son sayfalarda bir şey. Bu. Biz bunu bulmuşuz. Fark ettin mi? Bir daha kaldır anneciğim. Anneciğim kağıdı tut. Sayfaya tut oğlum. Şimdi şu üstten başlarsan Deha dur. Daha kolay yerleştirirsin aslında. Yerleştireyim mi? Evet. Sen kararını ver anneciğim. Neyse biraz eğri oldu ya. Hadi olsun o kadar da. Öğreniyoruz değil mi oğlum? Çevir. Denizaltı. Evet. Tavşan. Tavşan. Zebra. Zebra. Bak burada kaldık. Gergedan. Şu küçük ayakları olan gergedan arıyoruz. Tamam mı Deha doğru? Lütfen dikkatli olalım. Evet. Ayakları olan bir gergedan. Ben de görmek istiyorum. Bence ayakları olan gergedan bak burada. Gördün mü? Onun adı neymiş Deha doğru? Lolo. Lolo'ymuş adı. Evet. Yardımcı olur mu anneciğim? Evet. Lulu'yu yerine koyalım dikkatlice. Aferin sana. Gayet iyi oldu. Şimdi annesi. Annesinin adı neymiş Deha Doruk? Yuyu. Bu tarafta bir de Afrika yazısını bulacağız değil mi anneciğim? İlk önce bir Yuyu annemizi bulalım. Annemiz burada. Evet kocaman annemiz. Hadi oğlum. Sen tut bakayım ben şey yapayım. Heh, bak burada. Kocaman gergedan. Evet. Anne gergedan anneciğim o. Hızlı. Burada. Evet dikkatli ol. Aferin sana. Yapıştı mı? Sen bilirsin kararını kendin ver. Tamam mı? Tamam. Peki. Bu şimdi bir de ne kalmıştı? Afrika yazısını bulman gerekiyor. Afrika. Dikkatlice bak. Anneciğim yazıya dikkatlice bak. Aynısını bul. Bu. Evet. Aferin sana. Afrika'da kim yaşıyormuş Deha Doruk? Gergedan. Gergedan ailesi. Yuyu ve Lolo. Aferin sana. Bu da. Devam edelim lütfen. Çok zevkli bir etkinlik değil mi Deha Doruk? Ve biz buradaki tüm özellikleri sırayla okumaya devam edeceğiz değil mi anneciğim? Afrika'da yaşıyorlarmış. Evet. Deha Doruk şimdi sıradaki hayvanları bizim için gösterir misin? Hangi hayvanlar var anneciğim? Çevir bakalım. Çevirelim. Diğer sayfaları görelim. Anneciğim bu tarafa doğru. Ne varmış anneciğim burada? Zebra. Evet. Devam edelim. Seni izleyenler şimdi hangi hayvanlar olduğunu görsünler. Sen daha sonra devam edersin. Arap tavşanı hem de Deha Doruk. Bu tünele girmiş. Tünele mi girmiş? Bak siyah. Evet karanlık bir yerde yaşıyor galiba. Bir de yavrusu var. Galiba evet anneciğim. Bu da babası. Annemi babamı bilemeyeceğim artık. Tamam diğerlerine geçelim. Çevir bakalım sayfayı. Sıradaki hayvanımız hangisi Deha Doruk? Denizaltı. Deha Doruk gömleğine çok uyumlu. Denizaltı. Evet denizaltı. Lay lay. Ama biz burada daha yapmayacağız ki. Bunu yapmak ister misin? Hayır. Tamam peki. Ne yazıyor? Dur şuraya okuyayım. Lay lay lom. Yüzüyorum su altında. Lay lay lom. Ne renkli bir dünya. Adım Ufi. Bir deniz atıyım. Çok ama çok ufağım. Sakın şaşırmayın demiş Deha Doruk. Şimdi diğer sayfa. Evet diğer sayfa. Sonra burada da şu ana kadar gördüğümüz tüm hayvanlar var galiba değil mi Deha Doruk? Evet. Karada, havada, suda yaşarız biz canlılar. Ama daha yaşamımız bu da bir döngü parolamız uyum ve sevgi. Duydun mu Deha Doruk? Ne kadar güzel bir cümle. Uyum ve sevgi içerisinde yaşıyorlarmış. Anneciğim sen onlara devam edeceksin ama biz şimdilik ne yapalım biliyor musun? Şu kitabımızı şöyle tut. Arkadaşlarına bir veda edelim. Sen daha sonra devam et. Anlaştık mı oğlum? Anlaştık. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Deha Doruk Fani'yi takip etmeyi unutmayın. Beğenilerinizi bekliyoruz.